Libya'da Türkiye'nin devreye girmesiyle darmadağın olan Haftır'ı artık müttefikleri de istemiyor. Rusya, Fransa ve Mısır gibi ülkeler Hafter'den kurtulmanın yollarını arıyor. Kanlı iç savaşın baş aktörü durumundaki Hafter'in, artık Libya sahasından çekilme vaktinin geldiği konuşuluyor. Rusya, Fransa ve Mısır gibi kendisine destek veren müttefik ülkelerde artık Hafter'den bir şekilde kurtulmanın yollarını arıyor. Libya'da 14 Şubat 2014 tarihinde kalkıştığı darbe girişimiyle adını dünyada duyurmaya başlayan Haftır, Libya'nın batısında yenilmesinin ardından apar topar Mısır'a gitti. Libya'da bütün siyasi çözüm girişimlerini boşa çıkaran Haftır, ülkeyi iç savaşa sürükleyerek, halkı devrik lider Muammer Kaddafi'nin diktatörlük yıllarını dahi arar hale getirdi. Sadece Libya hükümeti değil, Rusya, Fransa ve Mısır gibi kendisine destek veren müttefik ülkelerde artık Hafter'den bir şekilde kurtulmanın yollarını arıyor. Fransa radyosunda yayımlanan bir makalede, Hafter'in yenilgileri hatırlatılarak, Batı başkentleri Hafter'in bütün anlaşmaları reddetmesini artık kaldıramaz ifadesine yer verildi. Libya hükümetinin savaş suçlusu olarak gördüğü Hafter'den, bir zamanlar Kaddafi'ye yaptıkları gibi, müttefiklerinin de kurtulmak istediği söyleniyor. Hafter'in alternatifi olarak müttefiki olan Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Aki ile Salih ön plana çıkıyor. Libya'nın doğusundaki büyük kabilelerden birisi olan Abidat'a mensup olması da Salih'in elini güçlendiriyor. Müttefiklerinin kendisinden vazgeçmesinin ardından Hafter'in, intikam almak için paralı askerlerinden kurtulması, komutanlarını ülke dışına çıkarması ve milislerini dağıtması ihtimaline karşı, Mısır'da ev hapsinde tutulduğu öne sürülüyor. Mısır'ın muhalif haber portallerinden Medamas, Sisi'nin Haftar ile ikili görüşme yapmayı reddettiğini ve Haftar'ın Mısır'da ev hapsine alındığını öne sürdü. Haftar'ın Venezuela'ya gittiği ise bir diğer iddiaydı. Venezuela muhalif lideri Pazartesi yaptığı bir açıklamada, Haftar'ın özel jetiyle pazar günü Venezuela'ya gittiğini öne sürdü. Son dönemde Aki ile Salih ve Haftar arasındaki görüş ayrılıkları iyice gün yüzüne çıkmıştı. Salih geçen 23 Nisan'da Suheyrat anlaşmasında reform yapılmasını kapsayan 8 maddelik siyasi bir çözüm önerisinde bulundu. Hafter ise bu önerilere karşı çıkarak Bin Gazide bazı gösteriler tertip etti. 27 Nisan'da halkın kendisine yetki verdiğini ileri süren Hafter, ülkenin doğusunda kendi kurduğu düzene de darbe yapmaya kalkıştı. Diğer yandan Rusya'nın da son bir yıldır Hafter'den kurtulma planları yaptığı söyleniyor. 2019’un Temmuz ayında Rusya’nın Libya’daki casusları aracılığıyla Seyfil İslam Kaddafi ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.